Merhabalar sevgili YouTube. Selamlar ve sevgili Dark Souls sevenler. Evet, Dark Souls 3'ü tamamlamıştık. Oyunun ana bosslarını kesip artık DLC'ye gidebilir hale gelmiştik. DLC, onun son bossunu kesmeden gidebiliyordunuz. İlk DLC'miz burada başlıyor. Teklifini kabul edin. Just a moment then. The painting of Ariandel. Well, rotted scrap of it, that is. Go on. Take it. Ashes were too. Böylesi değişik bir sinematikle ilk DLC'mize gidiyor olacağız. Az önce kurduğu diyalogda söylediği şey şu. Hani benim bir lady'den bahsediyor. Lütfen o lady'ye ateşi göster diyor. Onun ateşi görmesine ihtiyacı var. Ateşi ona lütfen göster şeklinde bizden istekte bulunuyor. Burada biz de hani aslında bir nevi o kişiye ateşi gösterebilmek için ilerliyor olacağız. Buradaki bölümü tamamlıyor olacağız. Şöyle ki, sen mikrofon seviyesinde sıkıntı varmış, onu düzelteyim istedim. Evet, şöyle ki dokunduktan sonra o elindeki resim parçasını buraya ışınlanıyoruz. Dark Souls 1'den gelen arkadaşlar yine hatırlayacaklardır. Painted World of Ariamis vardı Dark Souls 1'de. Burası Painted World of Ariandel şeklinde geçiyor. Aslında burası Dark Souls evreninde alternatif bir dünya diyebilirim. Yani burası biraz daha kendi çapında bizim içerisinde bulmuş olduğumuz dünyanın ayrı yaşayan ve içerisinde yaşayan başka insanların da bulunduğu bir mekan. Şuradan şunu aldık. Şu arkadaşla konuşalım. Have you how very unusual. Rejoice, my new friend. For this is a true haven of the fallen, the cold and gentle quake, the sweetly rotting. Ah, you're no exception. But you're safe now. Ariandel will make a so a sweet quake, a sweet. Evet, kendisi diyor ki hani merhabalar diyor. İşte Ariandel bölgesine, Ariandel'e hoş geldin diyor. Evet, zaten ismini yazdı burada. Burası diyor çok güvenli bir yerdir. Burası iyi bir yerdir. Yani burada kendine çok hoş bir ev bulacaksındır. Burada çok rahat edeceksin şeklinde. Burayı anlatıyor. Kendisi tabii burada olup bitenlerden haberdar değil. Belli başka NPC'lerle karşılaşacağız. Onlarla karşılaştığımızda onların bilgilerini veriyor olacağım. Az önce bizim buraya gelmemize sebep olan ve konuşan kırmızı başlıklı karakter Gale isimli bir karakterdi. Kendisi burada küçük bir tane kız var. Onu zaten bulduğum zaman ifade ediyor olacağım. O küçük kızın yeni bir Painted World çizebilmesi için, yani bu resmin içerisinde hayat bulan bir dünya çizebilmesi için ona Alevi göstermeye çalışıyor. Zaten küçük kıza denk gelince biraz daha lore'a dair bilgiler veriyor olacağım. Buradaki arkadaşlar uzaktan size ellerindeki mızrakları fırlatırlar. Javelin gibi düşünün. Tam Türkçesini bilmiyorum Javelin açıkçası. Ama hani ellerindeki mızrakımsı şeyleri sizlere fırlatıyor olacaklar. Aklınızda bulunsun. Hop. Ya da şöyle küçük veya bir miktar büyük örümcekimsi veya ne bileyim ne derler. Sivrisinekin biraz daha büyümüş hali. Örümceklere karma karışık hale getirilmiş versiyonu larından bulunuyor burada. Şimdi burada çok fazla sayıda düşman var. Eğer ki buraya oyunu bitirmeden önce gelmişseniz, silahla sanki şuna geçsem burada daha iyi olabilir diye düşünüyorum. Hop. Eğer ki ana oyunu bitirmeden önce buraya gelmişseniz bu arkadaşların damage'ı çok fazla gelebilir. Dürüst olmak gerekirse. Sanırım DLC olduğu için bu beklendik bir durum ama
DLC'deki bu düşmanlar Dark Souls 1 ve 2'deki nazaran çok çok daha fazla damage'lar verildi. Değişik, yani ana oyunda karşılaşmadığınız saldırı şekilleri var. Mesela özellikle yukarıda arkadaşlar bize gördüğünüzde javelin fırlatıyor. İşte bu ateş püskürtüyor olacak. Çok da aslında etki etmiyormuş ya. Aynı miktarda stabil edebiliyorum. O zaman bununla devam edelim. Bunun yıldırım olayı daha bir hoşuma gidiyor. Evişi daha bir tatlı. Hop. Buradan bunu içelim. Buraya genelde yani çeşitli böyle challenge runlarda, işte no hit runlar olabilir, no death runlar olabilir. Genelde challenge runlarında buraya erken geliniyor. Bunun sebebi burada DLC olduğu için ana oyunda daha geç sürede elde edeceğiniz birçok item burada mevcut. Ne gibi? Large Titanite shardlar gibi, Titanite chunklar gibi ve birkaç tane silah ve gem bulunmakta. Şuradaki şu karlı bölgedeki item almaya çalıştığımızda burası aşağıya kopup düşüyor olacak. Merak etmeyin, düşünce ölmezsiniz. Burada önemli birkaç aksiyon var. Birincisi soldan yukarı gideceğim. Zaten yukarı giderken göreceksiniz ki burada kurtlar var. Şimdi bu kurtları öldürün. Bunların böyle tatlı tatlı olduğuna bakmayın. Şu ellerinde alev olan ağaçlar, o alevleri size büyü gibi saldırtabilirler. Yani onlar öylesine ağaç değiller, aklınıza bulunsun. Onları da gerekirse öldürebilirsiniz. Öldürme imkanınız var ya. Yani. Bu köpekler, ana oyunda köpekler biraz daha gıcıklar veya bu kurtlar. Arkadaşımı keseyim. Şimdi benim ona soldan yukarı çıkmış olmanın bir sebebi var. Bu kurtların ulumasıyla ve çıkarttığı seslerle, bağırdıklarıyla sonra kapışıyor olmamızla beraber daha ileride keseceğimiz bir tane boss'la karşılaşıyor olacağız burada. Hop. Şunu öldürelim. Aman. Tamam, sakin. Şunu da öldürelim. Lan. Boss'la karşılaşıyor olacağız. Hani o boss'la savaşırken bir de bu kurtlarla uğraşmamak için ben kurtları öldürüyor bulunuyorum. Boss geldiğinde bütün bu kurtlar yanınıza koşmaya başlar bu arada. Hani ne kadar uzaklara ne kadar uzun olduklarının çok bir önemi yok. Son olarak şu kurtu öldüreceğim. Şimdi buradan aşağıya düşebilirsiniz. Oraya henüz gitmiyor olacağız. Bu item alırken dikkatli olun. Bu arkadaşın püskürtmüş olduğu o beyaz karlı buğu mu diyeyim, rüzgar mı diyeyim, ne diyeyim bilemedim. O sizin frostbite olmanıza sebep oluyor. Aklınıza bulunsun. İşte aşağıya doğru gitmeye başlayınca yeni köpekler işin içerisine dahil olacak. Uzakta çok yüksek bir ulma sesi geldi zaten şu an. Hani onu duymuşsunuz diye düşünüyorum. Keselim. Tekrar yudumlayalım. Şimdi şu sağdaki kurtu da öldüreyim. Sonrasında biraz daha ilerleyince zaten karşımıza şey çıkacak. Bossumsu kurt çıkacak. Zaten kendisini görüyoruz şurada tepede buraya doğru bakmakta. İşte ona yaklaştığımız zaman, yani bu bölgeye bir nevi Aslan Kral'daki Simbad'ın doğuşunda tanıtıldığı tepe gibi olan bu tepeye yaklaştığınızda bu kurt oradan aşağı atlayıp size doğru geliyor olacak. Öldürmeyin, bir tane daha kurt kalmış, kötü. Aslında bunu öldürelim. Evet. Şimdi bu 2-3 farklı hata var. Birinci hata bu. Bu hatanın çok basit sağa sola yormaz yeterli. Diğeri bu. Etrafında şu şekilde yuvarlak bir rüzgar görürseniz bilin ki o rüzgar efektiyle size doğru zıplıyor olacak bu karakter. Genel herkesin üzerinize atıldığı saldırıları var. Yani saldırıların çoğu aynı mantığa dayanıyor. Bunu birkaç kez yapabilir. Hani hop. Size atıldıktan sonra tekrar atılmayacağından emin olmaya çalışın. Buna bir miktar, yani ne kadar diyebilirim, canını yarıya kadar falan getirdiğinizde boss kayboluyor olacak. Şimdi bunu yapıyor olmanın güzel bir tarafı var. Gerçek boss fight'a giderken veya gerçek boss fight'a girdiğinizde boss'un can değerinin biraz daha farklı olduğunu göreceksiniz. Eğer ki kendisiyle burada kapışıp kendisini yenmişseniz. Şimdi ilerlemeden önce şuradan bir yukarı çıkacağız. Sırf bir tane item almak için. Yine bu ağaçlara karşı dikkatli olun. Hop,
Burada yine bir sürü düşman mevcut. Tercihen burada az önce ilerleyip koştuğum senaryoda girip en azından bir kalkanlı yormamız gerekiyor tercihen. Çünkü bir arkamızdan bu ağaçlar gelmeye başladı de hem bu alevli manyak hem de şu şamelenli düşmanlar size uzaktan saldırdıkları için o kalkanlı arkadaşlar ötürü yanlarına gidemiyor olacaksınız. O da kimsenin isteyeceği senaryo değildir diye düşünüyorum. Son olarak siz de böyle görelim beyefendi. Boss fight olmak çok umurumda değil de. Hop. Güzel. Sonrasında şuradan follower javelini aldık. Yani aslında bu arkadaşların fırlatmakta oldukları o silahı lootlamış oluyoruz. Sen çok yakında olduğu için ben tekrar bonfire'e gideceğim. Yani Estus Flask'larım bitti. Bonfire dinlenip Estus Flask'ımı yenileyeceğim. Şimdi burada yapabileceğiniz bir diğer alternatif şey şu. Bu itemları vesaire toplamakla uğraşmak istemiyorsanız direkt koşup geçebilirsiniz buradan. Yani bu arkadaşlar çok da düşünmenize gerek yok. Eğer kurtla kapışmak istemiyorsanız şu an izlediğim rotayı izleyebilirsiniz. Yine geldim buraya. Burası kırıldı. Burası kırıldıktan sonra genellikle, hani her zaman değil de genellikle arkada bize o itemları fırlatan düşmanlar bizi takip etmezler. Ama buradaki köpekler bize saldırıyor olacak. Yani kurtlar. Şuradan unuttuğum item olmuş. Kardan ödememişim. Onu da unutlamış olayım. Bu sefer tabii ki kapıştığımız için kurt orada olmayacak. Ve biz rahat bir şekilde şuradan ilerleyebiliyor olacağız. Direkt buraya gelebilirsiniz. Yani kurtlar arkanızdan geliyorsa da maksimum 2 ya 3 tanesi buraya kadar takip eder diye düşünüyorum. Öyle az önce öldürdüğümüz sayının tamamı buraya kadar gelmez. 2-3 tane gelmiş zaten. Hop. Bu rotayı izleyince. Onları öldürüp itemları lootlayarak bu bölgeyi keşfe devam edebilirsiniz. Hani illaki benim yaptığım gibi karşınıza çıkan bütün düşmanları öldürmenize gerek yok. Ben biraz daha itemleri gösterebilmek için buna çabaladım. Şimdi burada yine yeni bir tip düşmanla karşılaşıyor olacağız. Bunlar yine Viking olarak değerlendirdiğim düşmanlar. Tam oyunda karşılığında bilmiyorum. Ama görünüşte biraz daha Viking'e benzediği için Viking bence tam yerinde bir benzetme gibi geliyor. Hop. Hey kız. Ulan ne giren bina. Aa! Hop. Cüsseleri kadar vururlar bu arada. Hani bunların damage'larını yadırgamayın derim. Hop. Şurada bir item daha vardı. Onu da alalım. Tercihen önce köpeği öldürüyorum. Çünkü bu alma uğraşırken bir de köpek uğraşmak istemiyorum yani. İyi. Heavy atak tutturabilmiş olmak. Hem de iki kez. Ah. Sana bitti. En kolayı bu üçlü ataklarından sonra kendisine yaklaşıp vurmak yani. Hani hiç durumu kendisini zorlaştırmanıza gerek yok. Rahat rahat öldürebilirsiniz o arkadaşları. Buradan Homeward Bond'ları aldık. Şimdi burada bir iki tane item'ın yerini atlayabilirim. Top yukarıdan bize de okçu açıyor olacak. O çok dert değil. Ah, ben vuramadım. Ben de vuraydım. Dostum ben de mi vursam be? Ooo! O atak bana gelseydi çok kötü olabilirdi. Şimdi bu yukarıdan ok atan okçunun oklarının bir özelliği var. O oklar yere düştükten sonra patlıyor olacaklar. Hani o yüzden o okların düştüğü yerde de pek fazla vakit geçirmeme dikkat edin. Okçunun bu arada bir range'i var yani. Şu kısmı, şu kapıyı geçtikten sonra biraz ilerlerseniz size saldırmaya başlıyor olacak. Kendisi ta şu kulenin üstünde olduğu için koşa koşa kendisini de yazık ki öldüremiyorum. Şu oklar olmayaydı. Vurdum ben seni. Pirata. Hadi bakayım. Daha sonra gelirken Titan'a şar düşü var. Şimdi okçuya aglo olduğumuz için okçuya doğru gitmekte fayda var. Sonrasında gelip burayı tekrar lootlayabiliriz. Kuleye doğru koşuyorum. Zaten tek bir tane giriş var kulenin. Buradan geleceğiz. Şu arkadaş ayağa kalkıyor muydu? Sanki bir tanesi böyle oturaklı duruyordu ama ayağa kalkıyor diye hatırlıyorum. Bunu aldık. Evet. Hop, bu kötü oldu. Ama yuvarlanabildim yani. Hop.
şekilde eğer parlayarak vuruyorsa saldırılarını ciddiye alın. Yani o saldırılarına dönüşmek istemezsiniz. Şu anda canımızın yarısına kadar bir miktarı o saldırıyla vurabilir. Aklınızda olsun. Okçu buradaydı. Az önce öldüğümüz arkadaş da okçu. Kendisi buna tık 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 sağa sola ok atıp atıp duruyor. Biraz gıcık bir karakter ama yapacak bir şey yok. Katlanmak zorundayız. Hop. Yüksek oranla soul kazanıyoruz bu arada. Hani bunun da farkındayım. Şurada bir tane kertenkelemiz var. Onu tam nasıl öldürüyordum ben? Şuradan mı gidiyordum? Oradan gidiyordum galiba. Yani DLC'de olduğumuz için öldürdüğümüz düşmanların bizlere verdiği soul miktarı da daha fazla oluyor tabii ki. Şimdi bir diğer okçu bu. Bu da bildiğim kadarıyla aşağıya saldırıyor ama bize saldıran sanırsam bu değil. Az önce öldürdüğümde. Hop. Şuradan Titan'ı aşağıda alalım. Aşağı inmeden önce kulenin üstüne doğru gitmeye devam edeceğim. O öldürmüş olduğumuz okçuya biraz daha böyle yavaşça yaklaşıp şey yapabilirsiniz. Aklınızda bulunsun. Ah, atlayamadım. Backstep vurabilirsiniz. Hani illaki hop benim yaptığım şeye gitmenize gerek yok. Burada kullandıkları Battle Axe'i almış oluyoruz. Yani bu bize ellerine baltaya saldırıyorlar ya, o baltayı lootlamış bulunduk. Şimdi buradan biraz belki mekanı göstermekte fayda var. Dürbünüm var mı diye baktım da yokmuş. Şu karşıdaki binaya gidiyor olacağız. Bu bölgenin, bu DLC'nin ana boss'u orada bulunuyor olacak. Sol altta yine buradaki insanların yaşadıkları köy veya kasaba bulunmakta. Önce o binaya uğrayacağız. O binadaki birkaç tane karakterin diyaloğunu aldıktan sonra o köyün olduğu yere doğru gidiyor olacağız. Hop. Çok yani bölge büyüklüğü anlamında çok büyük bir DLC değil bu. İlk DLC olan bu DLC. Ama ikinci DLC'den oldukça keyif alacağınızı düşünüyorum. Onu daha bir geniş bir alana sahip buna nazaran. Bunun da özellikle bossları çok güzel diyebilirim. Zaten bu DLC'de iki tane boss var açıkçası. Hani öyle çok bol bol boss varmış gibi de bir izlenim vermiş olmayayım. İki tane boss var. Özellikle son boss'u çok keyifli. Onlara bir aksilik olmazsa öldürüyor olacağız. Evet, şimdi şu merdivenle aşağı ineceğim. Aşağı inerken iner inmez yapacağım şey şu kertenkeleyi bir aksilik olmazsa öldürmek olacak. Hop, öyle bakayım. Evet. Seni böyle öldürüyorduk. Sonrasında şu item'ı lootlayacağız. Kullanmış oldukları kalkanı lootladık. Şimdi buradan aşağıya tin 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 inebiliriz. Hop. Şuradan çıkamıyorduk çünkü buradaki merdiven kırıktı. Okçuyu öldürdüğümüz yere geldik. Şöyle rahat bir şekilde aşağı atlayayım biraz daha hızlandırmak adına. Şimdi şurada biraz hani bu adam aslında pusmuş durumda. Bize niye saldırmadı hala bilmiyorum ama herhalde oradan ilerlemedim. Bir şekilde bunu ayarlayabildim. Heavy Gem'i aldık. Kendisi de Heavy Gem düşürdü. Arkasından da Heavy Gem mutladık. Şu an içerisine gezdim mi? Emin olamadım. Okey. Şimdi normal senaryoda hani bu bölgede bu arkadaşla uğraşmak istemiyorsanız az önce işte o kurtun atladığı bölge şurasıydı. Şuradan dışarı çıkmıştık. Buradan dışarı çıkıp şu bölgeye uğraşmaksızın direkt şuradan sola doğru koşarak şu açıklıktan, burasıyla karıştırmayın, şu açıklıktan yukarı çıkıyor olacaksınız. Hani eğer uğraşmak istemiyorsanız aklınızda bulunsun. Şimdi şurada bir yerde bir tane daha item var diye hatırlıyorum. Onu bir bulmaya çalışacağım. Geldik. Atla. Güzel bir tek tarafı şu. Hop. Buranın kötü tarafı bu kurtlardan birkaç tane var ve kurtlar tek derdimiz değil, iki tane de okçu bulunuyor. Şimdi tercihen benim yaptığım gibi gidip bir tane kurtu aradan çıkartıp olan psikopat ile kaçtım. Evet, o hatayı yanılmam lazımdı. Bahsettiğim atak buydu, hani kılıcı bufflıyken üzerinize koşturdu. Şu hareket hakikaten çok fazla vuruyor.
Bir yandan da yandaki ağacı da aktive etmiş olduk. Onu da aktive etmek istemiyorum. Hadi canım, ölürsün diye düşünmüştüm. Öldürdün mü? Öldürdüm vallahi, helal olsun sana. Ah, ölürsün diye düşünmüştüm. Peki, sıkıntı yok. Buradan devam ediyor olacağız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.